Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partinin genel başkan yardımcılarıyla birlikte Manisa'da il binasında olan iktidara hazırlık merkezinin açılışını gerçekleştirmek üzere Manisa'ya geldi. Sarıgül, toplantı öncesi coşkulu bir kalabalık tarafından davul ve zurna eşliğinde konfetilerle karşılandı. Çevre il ve ilçelerin başkanlarının da katıldığı toplantıda partili gençler sık sık Başbakan Sarıgül sloganları attı. TDP Manisa İl Başkanı Hüseyin Sürel ve partinin kurucu üyelerinden Mesut Öztürk'ün konuşmasının ardından Genel Başkan Mustafa Sarıgül partililere seslendi. Sarıgül konuşmasında iktidarın yorgun olduğunu, muhalefetin de kendi içinde kavgadan başka bir şey yapmadığını söyledi. Bugün bakıyorum, muhalefet hiçbir şey üretemediği gibi kendi içlerinde kavga etmekten başka bir şey yapamıyorlar. Bugünkü iktidar yorgun ama muhalefetin de 10 yıldır ne heyecanı var ne de enerjisi var. Konuşmasında 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasına da değinen Sarıgül, başlarında madenci kasklarıyla toplantıya katılan Soma ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte madencilerin sorunlarını çözeceklerini söyledi. Söz veriyorum. Bu çalışmayı arkadaşlar hazırlıyor. Manisa'ya bir dahaki sefer geldiğim zaman açıklayacağım. Biz bir kez daha madenlerimizde böylesine olaylar olmaması için alacağımız tedbirlerin ne olması gerektiğini kamuoyumuzla paylaşacağız. Bir kez daha Soma şehitlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Annelerine, babalarına, şehitlerimizin eşlerine ve çocuklarına Rabbimden sabır diliyorum. Mekanları inşallah cennet olsun. Manisa'nın tarım ve sanayinin de yanında kültürel ve tarihsel özelliklerinin de ön plana çıktığını, ancak turizmden yeterince hak ettiği payı alamadığını ifade eden Sarıgül, Mesir macununu dünyaya tanıtacaklarını söyledi. İnanın ki Mesir macunumuz dünyanın bir numarası olur. Bir numarası olur. Toplantının sonunda TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Manisa İl Başkanı Hüseyin Sürel'e il başkanlığını beraatını takdim etti. Sevgili Hüseyin kardeşimize bugün il başkanlığı mazbatasını takdim ediyoruz. Sarıgül, salon toplantısının ardından partisinin il binası olan Manisa İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.